Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga Mutfağı'na hoş geldiniz. Size harika bir kahvaltılık tarifim var. 3 tane ana malzemem var. Patates, soğan ve yumurta. Bunları kullanarak bu kahvaltıyı yaparsınız ve harika sonuç alıyorsunuz. Ancak ben bununla beraber lezzet katması açısından çeşit eklentilerim var ve bunlar tamamen size kalmış. Eklersiniz ya da eklemezsiniz, koyarsınız ya da koymazsınız veya farklı bir şey koyarsınız. Tamamen hastalığınızla alakalı. Hemen başlayalım. Şöyle patateslerimizden başlayalım. Şöyle güzel bir suyalım patateslerimizi. Patates miktarını gözünüzle ayarlayın. Kişi sayınıza göre. Az veya çok tamamen size kalmış. Ben şöyle bir büyükle başladım. Sonrasına bakacağım. Şimdi soyduğumuz patatesi şöyle kalın kalın çevirelim. Bu arkadaşı da şöyle bölüyoruz tekrar. Amacım bu arkadaştan ince ince dilimler elde etmek. Gördüğünüz gibi şöyle mümkün mertebe ince dilim elde edin. Bunların kızarması da kolay olur. İşlem yapması da kolay olur. Şöyle bunları bir dilimleyelim. Patateslerimi doğradım. Şöyle suyun içine aldım. Güzel bir durulansınlar. Nişastasını atsınlar. Ben de bu arada soğanları hazırlayayım. Şöyle soğanımı da hazırladım. Soğanımı piyazlık doğruyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle büyükleri yine de doğrayalım. Doğradığımız soğanları da bir kabımıza alalım. Evet dostlar, patates ve soğanlarımız hazır. Şimdi bu arkadaşları güzel kızartırken o süre içerisinde yumurtalı sosunu hazırlayacağız ve ikisini beraber harika bir harmanlayacağız. Alalım kızartmaya. Tavamızı aldık. Şöyle bir altını yakalım. Yağımızı ekleyelim. Derin yağda kızartmayacağız ama patates yağ çeker. O yüzden yağını biraz fazla aldım. Şimdi patateslerimizi ekleyelim. Kullandığınız tavayla alakalı patates miktarını ölçmek istiyorsanız bakın. Şu şekilde etrafını komple kaplasın, tabanını görmeyin. Bana sorarsanız bu patates miktarı iyidir. Patateslerle beraber şimdi soğanlarını da atıyorum. Evet. İkisini beraber kavuracağım. Sevgili dostlar, patates ve soğanlarımız burada kızarıyor, pişiyor. Bunlar pişerken de biz yumurtalı sosunu hazırlıyoruz. Şöyle yumurtalarımızı alalım. Bunları da güzel bir yıkadım. Bu aralar malum. Şimdi sevgili dostlar, yumurtamızın içerisine tuzunu ekleyelim. Bir miktar karabiber ekleyelim. Yeterli. Şimdi bu arkadaşı karıştıralım. Bu tarif için, bakın, bu tarif için bu tamamen yeterli. Ama dediğim gibi, tamamen keyfinize göre ekleme yapabilirsiniz. Mesela ben baharatla beraber şöyle bir yarım çay kaşığı kadar köri atacağım. Yumurtada köriyi çok seviyorum gerçekten. Daha sonra benim sevdiğim Frank maydanozu var. Bu Frank maydanozunun aroması çok farklı. Bu Frank maydanozundan da şöyle yaklaşık bir tutam atacağım. Evet. Bunları da şöyle güzel bir doğrayalım.
Çok güzel bir aroması var arkadaşlar. Eğer bulursanız almanızı ve kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Şunu bir ön karıştırma yapalım. Bununla beraber yarım çay bardağı yağım var, sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Bakın yarım çay bardağı kadar sütüm var. Bu süt de tamamen size kalmış. İster kullanın, ister kullanmayın ama ben seviyorum sütü. Bunu da şöyle güzel bir karıştıralım. Şimdi tarife değişik bir boyut atlatıyorum ve 2 yemek kaşığı kadar da bağlayıcı olsun diye bunu kullanıyorum. Evet. Yumurtadan sonraki hepsi tamamen sizin eklentiniz, bilginiz olsun. Evet. İyice bir karıştıralım bunu da. Şimdi bu yumurta ve unun biraz aktif olmasını istiyorum. Bunun için de yarım paket kabartma tozunu koyuyorum. Evet. Bunu da bir güzel karıştırdık mı? Evet dostlar, yumurtalı sosumuz da hazırdır. Şimdi patateslerin kızarmasını bekliyoruz. Daha sonra bunları güzel bir karıştıracağız. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Patateslerimiz kızarmış. Şimdi patatesimize çok az bir tuz koyuyoruz. Çok az, fazla değil. Evet. Daha sonra şöyle çay kaşığımızın ucuyla yaklaşık zerdeçal koyuyoruz. Tamamen keyfinize kalmış. Tekrar söylüyorum. Bununla beraber aynı miktarda kırmızı toz biber atıyoruz. Hatta bunu biraz daha fazla atabilirsiniz. Bu arkadaşı şöyle alt üst çevirelim. Patateslerimiz baharatlarla da karıştı. Hafiften kızardı. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bunun bir miktar soğumasını istiyorum. Çünkü karışımını yapacağız. Evet, patateslerimizi aldık. Şöyle yumurtamızın içine de aldım bunları. Evet arkadaşlar, bunları şöyle güzel bir karıştıralım. Kahvaltılığımızın harcı hazırdır. Şimdi pişirelim. Arkadaşlar aynı tavayı aldım. Biraz yağımı ekledim. Şöyle lezzet katsın diye bir tane de tereyağı ekledim. Şimdi karışımı alacağım. Yağım hazır ve muhteşem karışımı tavaya alıyorum. Şöyle bir miktar yaydıralım. Bütün malzemeler eşit dağılsın. Evet. Arkadaşlar bu arkadaşın üstünü bir miktar kapatıyoruz. Ben kahvaltı sofrasını hazırlamaya gidiyorum. Bu arada pişsin. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Blok halde oynuyor. Böyle olunca bunun çevrilme zamanı gelmiş demektir. Fazla da kızartmaya gerek yok. Şimdi şöyle tabakla veyahut da şöyle balık çevirmek için kullanılan aparatla bunu çevirelim. Dikkat edin, yağını bir yere alın. Yağını koyun, sonra tekrar koyun. Arkadaşlar görün altını nasıl. Şimdi yağını döküyorum tekrar. Evet. Sonra bu arkadaşı içeri alıyorum. Şöyle tekrar bir içine alalım. Hoppa. Harika. Şöyle üstünü kapatıyoruz tekrar. Altı da kızarsın. Ters çevirdikten bir 5 dakika sonra kapağı kaldırın. Şöyle içindeki kalan suyun buharlaşmasını istiyorum. Sadece yağ ve malzeme kalsın. İçinde su fazla istemiyorum. Pişip pişmediğini kontrol etmek için de şöyle bir bıçağa daldırın arkadaşlar. Eğer herhangi bir malzeme gelmiyorsa pişmiş demektir. Evet. Gördüğünüz gibi.
bu arkadaşı fazla değil. 2-3 dakika daha bu şekilde tutacağım ve servise alacağım. Arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. Altı şöyle hoppa. Evet. Altı da kızarmış. Harika görünüyor yalnız. Harika görünüyor. Hemen çıkartıyorum. Şöyle servis tabağımı alayım. Şöyle hala çıtırdayan dumanın üstünde harika misler gibi kokan kahvaltılığımı da alıyorum. Yine tabağımı alıyorum. Çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi harika. Sonra tabağımı da alıyorum tekrar. Çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Ta 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 ta. Şimdi bu arkadaşımızdan şöyle güzel bir... Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Börek gibi börek börek. Evet şöyle. Üçgen alıyorum. Evet şöyle bir bakalım. Neler yapmışız? Evet. Bakın. Baharatlar. İçindeki patates, maydanoz. Altının üstünün güzel kızarmış olması. Şimdi bir lezzetine bakalım. Lezzetine diyecek hiçbir şeyim yok. Klasik Hakan Aga lezzeti. Evet, birazcık ukalalık yapıyorum. Kesinlikle çok lezzetli. Yan tarafta çayımı da demlemiştim. Gerçekten çok güzel. Frank maydanozunu kullanmanızı tavsiye ederim. İçeride soğanın haşlanarak, kısmi haşlanarak, kısmi pişerek, sotelenerek böyle güzel bir lezzet vermesi. Bununla beraber o baharatlar var ya, hani zerdeçal, biraz köri içinde. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Böyle harika bir rahya veriyor insanın ağzına. Arkadaşlar yapın. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir kahvaltılık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, lezzetle kalın. Tariflerimi denemeyi, videolarımı paylaşmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.